Sevgili dostlar, Salih Yeykan'la Safalar Getirdiniz adlı müzik programımızın bir yenisiyle daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yine aramızda birbirinden çok kıymetli konuklarımız var. Ben müsaade ederseniz kendilerini sizlere takdim etmek istiyorum. Sayın Ayşen Cengiz, Kocaeli Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu, Hendek Halk Eğitim Türk Müziği Korosu ve Ferahnak Türk Müziği Derneği Korosu, Koro Şefi. Hoş geldiniz Ayşen Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Mesut Cengiz, Seka Fabrikası Elektrik Teknisyenliğinden emekli olan ve 1976 yılından bu yana ilimizde ve diğer çevre illerdeki musiki derneklerinde ud icracılığına devam ediyor. Mesut Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Uğur Özcan, bir önceki programımızdan da Uğur Hocam'ı hatırlayacaksınız. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı makam analiz ve klasik kemençe öğretim görevlisi ve aynı zamanda Ferahnak Türk Müziği Derneği kurucu başkanı. Uğur Hocam hoş geldiniz. Sayın Melek İnan, yine Melek Hocam'ı da bir önceki programdan hatırlayacak izleyicilerimiz. Psikolog ve yine aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Kanun Bölümü mezunu. Sayın Taceddin Şahin, Taceddin Bey'i de izleyenlerimiz önceki programlarımızdan hatırlayacaklardır. Kanun icracısı, hoş geldiniz Taceddin. Sizlerle tekrar birlikteyiz. Tabii koro dönemi, Ayşen Hocam size sormak istiyorum. Bu ciddi anlamda bir yoğunluğunuz var. Evet. Her yere yetişmeye çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Herhalde çalışma dönemleri bitti. Artık şimdi konser dönemindesiniz. Evet, dün akşam konserimiz vardı. Hendek Halk Eğitim Merkezi'nin konseri. Biraz onun yorgunluğu var ama yarın da Ferahnak Derneğimizin konseri var. Kapanışı onunla yapacağız inşallah. Sizin de solo okuduğunuz. Evet, okumaya çalışacağım. Onu da söyleyelim. İnşallah son konserimiz olacak. Önümüzdeki sezon tekrar aynı şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Yoğun tempo yine durmaksızın. Biz mutluyuz bundan. Devam edecek. Tabii gönül işi olduğu zaman insan gönülden severek yapmaya çalıştığında engeller ortadan kalkıyor ve her yere yetişip Türk müziğine hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Siz Ferahnak'ı konserini bahsettiniz ama biraz daha Uğur Hocam detaylandırmak isterse konserimiz tarihi, saati yeri izleyenlerimize davet etmiş olalım. Çarşamba akşamı 27 Mayıs Çarşamba akşamı saat 8'de Alternatif Kültür Merkezi'nde olacak. Bu konserde hocamla beraber düşündüğümüz, Mesut hocamla birlikte Ayşen hocamı götürdüğümüz bir proje vardı. O da Rakım Erkutlu. Hoca Rakım Erkutlu'nun bestelerini şefimize ilettik. Şefimiz de güzelce bir süzgeçten geçirdi. Eserleri, çok en güzel eserleri bize göre tabii ki. Hepsi güzeldi ve bir kenara ayırdık. Derneğimizde 3 aylık çalışmanın ürünü olarak yarın akşam İzmit'teki gönül dostlarıyla buluşacağız diyelim. İnşallah bekliyoruz kendilerini. Herkesi davet edelim buradan. Çok güzel bir konser olacağını buradan çok rahatlıkla söyleyebilirim. Gönül dostlarımız kaçırmasınlar diyorum. Vakitleri müsaitse iştirak etmeye çalışsınlar lütfen. Biz bugün yine reform dönemi bestekarlarından, Türk müziğinin önemli bestekarlarından ve bir dönem İzmit'te de elimizde de yaşamış, görev yapmış olan Yesari Asım Ersoy adlı bestekarımızı tanıtıp hayatımdan belli kesitler Ayşen Hocam'ın yardımı ile ifadesi ve sunumu ile aktarmaya çalışacağız. Eserlerinden de yine sizler için hocalarımızın seçtiği önemli, güzel eserlerinin icrasıyla programımızı sürdürmeye çalışacağız. Zaten
programımızın da açılış şarkısı yine üstadın Çamlarda Şafak Rengi Gibi Gönlüme Aktın isimli çok güzel bir nihavet eseriyle olmuştu. Bu güzel icra için teşekkür ediyorum. Tabii programımız müzik programı. Hocam dilerseniz tekrar bir eser yapalım. Sonrasında da Ayşen Hocam sizden. Tabii. Üstadın hayatıyla ilgili bazı bilgiler. Şimdi bir sahil hatırası yazıyor başlığında ama. Sahilde o hoş buseleri aldığım akşam, kalbim o dudaktan tutuşup yandığım akşam. Çok güzel bir şarkı. Aranamele girelim. Buyurun arkadaşlar. Ayşen Hocam buyurun lütfen. Üstadın hayatıyla ilgili bir takım bilgiler sizden alabilir miyiz? Tabii ki. İlk önce Yesari'nin anlamını söyleyelim diye başlayalım. Solak demek. Solak olduğu için böyle bir lakap verilmiş. Yesari Asım Arsoy.
Drama'da doğmuş ve İstanbul'da vefat etmiş. 96 yaşında vefat etmiş. 1992'de. 1991'de devlet sanatçısı unvanı verilmiş kendisine. Maalesef bir yıl yaşayabilmiş. Yine kıymetini bilemediğimiz. Bilemediğimiz maalesef. Genellikle aynı şeyleri yaşıyoruz ülkemizde. Bir dönem Adapazarı'nda 8 yıl kadar kalmış. Orada bağlama, ut öğrenmiş. 1923 yılında İzmit'te Maliye Dairesi'nde çalışmış. Sanıyorum bir 7 yıl kadar burada kalmış. Genel olarak bilgiler bunlar. Şimdi de bestekarın bestelerinin birçoğunda ada konusu işlenir. İşte demin okuduğumuz gibi, işte Çamlar'da Şafak Beni gibi. Onun da araştırdığıma göre adada yaşayan bir sevgilisi varmış, Suzan Hanım. İlham kaynağı. İlk ki varmış diyelim o zaman. Suzan Hanım sayesinde adaya gidip gelirken bu besteler, güzel besteler çıkmış. Ve birçoğu da sözleri de kendine aittir. Yaklaşık 250 kadar eseri var. Biz çok küçük bir kısmını inşallah duyuracağız. Elimizden geldiği kadar. Böyle. Evet hocam, yani ifade ettiğiniz gibi iyi ki Suzan Hanım varmış ki bu kadar kıymetli, güzel eserleri bugün hala dinleme şansına sahip olabiliyoruz. Tabii biz üstadın kendisini rahmetle analım. Evet. Her program olduğu gibi artık ben yine hayatta olan üstadlara da sağlıklı ömürler dileyelim diyorum. Evet. Reklamlardan sonra üstadın Hüseyin'i eseriyle tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
kaybolmasına izin vermeyiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Dünyada her 7 çocuktan biri çok kötü koşullar altında çocuk işçi olarak çalıştırılıyor. Çocuk işçiliğine duyarlı olun. Çocukları çalıştırmayın, çalıştırılmasına izin vermeyin. Dünyada her 7 çocuktan biri çok kötü koşullar altında çocuk işçi olarak çalıştırılıyor. Çocuk işçiliğine duyarlı olun. Çocukları çalıştırmayın, çalıştırılmasına izin vermeyin. Dünyada her 7 çocuktan biri çok kötü koşullar altında çocuk işçi olarak çalıştırılıyor. Çocuk işçiliğine duyarlı olun. Çocukları çalıştırmayın, çalıştırılmasına izin vermeyin. Dünyada her 7 çocuktan biri çok kötü koşullar altında çocuk işçi olarak çalıştırılıyor. Çocuk işçiliğine duyarlı olun. Çocukları çalıştırmayın, çalıştırılmasına izin vermeyin. Kadın elinin değmediği hiçbir yer mükemmel değildir. Yemeğinizi onlar yapıyor, çocuğunuza onlar bakıyor, temizliğinizi onlar yapıyor. Evde camları, koltukları, döşemeleri kadınlar yıkıyor da oda içlerini niçin kadınlar yıkaması? Ve arabalarımızı da artık kadınlar yıkıyor. Türkiye'de ilk defa Kölikli Oto Yıkama, bayanlarla oto içi yıkama. Kölikli Oto Yıkama, Sultan Orhan Mahallesi, 1112 Taksim 1. Sokak, No 8. Gebze Vergi Dairesi. Bayanın yıkadığı oto kuaför gibidir. Unutmayın, kadın elinin değmediği hiçbir yer mükemmel değildir. Thank you.
Hendek'teki bir konseriniz vardı. Hangi eserler oldu, nasıl geçti? Tabii, bahsederim. Hendek'e 6 yıl önce koroya başladım. Ondan öncesi tabii da var ama diyelim ki buradan itibaren anlatalım size. 1983 yılında geri dönmemiz lazım. Sakarya Musiki Derneği ile Kemal Arslan yönetimiyle. İlk Musiki Derneği'ne gittiğimde hiç unutmadığım bir sahne, bir curcuna şarkı söylüyorlar ve usulü vurarak okuyorlar. Dedim ki ben bu işi yapamam, ne yapıyorlar yani, korkunç bir şey gibi geldi bana ilk önce. Sonra tabii çok sevdim, yani sevmeden olmuyor bu işler mutlaka. Sonra Belediye Konservatuarı'na da pazarım. Yine çok şanslıyız, Bekir Sıtkı Sezgin gibi bir hocadan ders alabildik. Kemençe hocam, ben bu arada klasik kemençe çalmaya çalışıyorum hala. Hasan Esen'in talebesiyim. Daha sonra 88'de İstanbul Üniversitesi icra etiğine klasik kemençe sanatçısı olarak sınavı kazandım. Bir 4 yıl kadar orada çalıştım. Bizi kadroya almadıkları için sonradan kadromuzda sınavı da açmadan bizi iptal ettiler orada. Bir 100 kişi kadar çıkarıldık. Sanata bakılan politika, anlayış bu maalesef. Ve oradaki çalışma süremizi de hala ben kanıtlamış durumda değilim. Bizi ne sigortalı yapmışlar, hiçbir imkanımız yok. Daha sonra İstanbul'da tabii bu sürecin Beşiktaş Musiki Cemiyeti'nde önce nazariyat dersleri başladım. Sonra 2010 yılında ikinci sınıfın hocalığını yaptım. İlk konserim 2010 yılında İstanbul'da oldu. Şeflik dönemi yani. Daha sonra Küçük Yıl Anadolu Musiki Derneği'nde bir dönem çalıştım. Sonra bir süre ara verdim. Bir ara orada Marmara Üniversitesi korosunda çaldım bir dönem. Sonra tekrar Sakarya dönemi oldu. Ve Hendek'te bir koronun olduğunu, hocaların olmadığını, gelir misiniz derken bir şekilde anlaştık ve başladık. 6 yıl oldu. 6 yıldır Hendek'e gidip geziyorsunuz. Haftada bir gün Hendek'teyiz. Ve şimdi izleyecekler sanırım dostlarımız da. Dostlarımız diyorum artık, yani koro elemanları ya da arkadaş falan değil de gerçekten çok çok iyi insanlar. Gönül dostu bir birlikteliği oluyor. Sizin de bir Hendek görüşmeleriniz var. Evet, evet. Gerçekten çok samimi insanlar. Hangi arkadaşımız götürsek oraya, sadece arkadaşlarımız buradan gidiyor. Hepsi diyorlar ki nasıl insanlar bunlar? Çünkü çok samimiler. O samimiyet bazı yerlerde artık kalmadı maalesef. Büyük şehirlerde. Evet, maalesef büyük şehirlerde bu değerlerimizi yitirmeye başladık ama evet. Daha Anadolu'ya yakın, daha küçük ilçelerimizde insanlar hala bu tip değerlerini işte samimi şekilde koruyorlar. Eserler nelerdi Ayşen Hocam? Eserler, orada da Hüseyin'i makamıyla başladık. Orada bestekar ayrım olarak yapmadık. İlk bölümü Hüseyin'i eserlerden oluşturduk. Koro solo şeklinde. İkinci bölümde Buselik makamıyla başladık. Sonra Niharet eserler, çoğunlukla solo ve tango yaptık. Biraz zordur tangoları okumak. İlk Türk tangosu var, Mazi Kalbinde Bir Yaradır. Bunu bir kızımız gördü, çok güzel okudu. Daha sonra üç tane tango yine peş peşe koroyla beraber okuduk. Sonra Nereden Günü Verdim, işte Papatya Gibisin, Sevdiğim Bir Genç Kadını. En sonunda da Rumba diye bir şarkı var, hatırlar mısınız bilmiyorum. Kalplere vur bir zumba, Rumba'da rumba, rumba. Evet, evet, hatırladım sözlerini söyleyince. Şimdi, bayağı keyifli bir konser evet, olmuş. Evet, keyifli bir konser. O da en son biz şarkısı olarak da Kayahan'ın bir şarkısını okuduk, Gönül Serpam'ın. Kayahan. Biliyorsunuz yakın zamanda kaybettik. Evet, rahmetle anıyoruz. Onu da anmak adına çok keyifli bir akşamdı. Tabii ki bu çalışmalarda biz eşim Mesut'la beraberiz.
Yani onun repertuar bilgisi müthiştir. Siz de az çok tanıyorsunuz belki. Evet, evet, çok kıymetli. Sayesinde. Sağ olun, sağ olun. Takdir edene sağ olun. Mesut da kendini biraz daha anlatabilir aslında. Evet Mesut Hocam. Yok, anlatacak pek bir şeyim yok da. Ben küçük yaşlarda mandolinle başladım müziğe. Yani evde bir müzik sesi vardı. Annemin babamın sesi güzeldi. Evdeyken bir de şarkı türkü söyleniyordu. Ben şeyi hatırlıyorum, ilkokula giderken benim radyom hep açıktı, derslerimi Türk müziği eşliğinde çalışıyorduk yani. Radyo hiç kapanmıyordu bizim evde. Müzik sesi hiç kesilmiyordu. İşte bir mandolin sahibi oldum yıllar önce. Yani 10-11 yaşlarındaydım. O zamanki imkanlarla mandolinde biliyorsunuz 4 çift tel vardır. Bir takım tel aldım ama yani bizim Haloğlu'nun yardımıyla aldık o teli de. Taktık. Şimdi ikişer tane taktığımız zaman ikisi de ziyan olacak diye birer tel taktım. Onlar eski zaman diğer telleri takacaktım. Ve pena falan bulamıyordum. Tarakların şeyleri var ya, dişleri. Onları kırıp pena olarak kullanıyordum. Ondan sonra bir işte gitar geçtirdim. Ama tatmin olamıyordum o seslerden. Yani perdeli saz olduğu için istediğim sesleri veremiyorum. Benim sazım bu değil diyorum. 1976 senesinde Musiki Derneği'nden UDT'a tanıştım. UDT teline vurduğum zaman şöyle göğsüm bir titredi. İşte dedim, benim sazım bu. O gün bugündür UDT çalıyorum. Kaç sene olmuş? 76. 2015. Hangi? İnşallah. 40 sene oluyor hocam. 30 sene. Evet, inşallah daha uzun nice yıllar. İnşallah. Sizin odunuzdan istifade etme, dinleme şansına. Mesut abinin 40. yıl sanat kutluyor. Sanat yılı. Kalabalıkta kutlarız. Tek taflar. Evet. Şimdi sıradaki şarkı da. Evet. Hocam dilerseniz. Buyurun. Yine Yasar Asım Arsoy'un Sevda Yaratan Gözlerini her zaman öpsem hissedeken bir şarkısıdır. Yıllar önce ben işte diyorum ya, çocukken bu müzikler için neşir olduğum için babaannem o zaman tekerde çalışıyor. Bu şarkıyı söylüyor. Babaanne dedim, sen bu şarkıyı nereden biliyorsun? Yani ben yakıştıramıyorum yani. Nereden bilebiliyorum bu şarkıyı? O da bana baktı, sen nereden biliyorsun dedi. Bu yakıştıramıyorum. Böyle bir anekdot olmuştu. Ondan sonra babaannemin şarkısı olarak kaldı bu. Sevda Yaratan Gözlerini. Şimdi onu ben okumaya çalışayım müsaadenizle. Estağfurullah hocam, buyurun. Hocam bize gel gösterirseniz. Seni sever.
Sağlık. Çok güzel bir eser idi. Babaannemin de ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Evet. Rahmet alıyoruz buradan. Hocam şimdi biz ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dilerseniz, uygun görürseniz ben de arada programı da kapatmak suretiyle eserle tekrar veda edelim. Evet sevgili dostlar, bu hafta çok kıymetli hocalarımız, konuklarımız gittiler. Kendilerine iştirakleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ayaklarınıza, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Size sağ olun. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın efendim. Adalardan bir yer gelir bizlere, aman Allah gözlere bak gözlere. İpekte çorap varsın düşsün dizlere. Yallah, hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah. İş ve bastır vallah, çok kıllardan kolla. Hoş yaratmış Allah, reşindir billah. İş ve bastır vallah, çapkınlardan kollar. Adana'nın ıssız tenha yolları, boynumda kaldı o yarın kolları. Menekşelerden biçilmiştir çalmaları. Yallah, hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah. İş ve bastır vallah, çapkınlardan kollar. Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah. İş ve bastır vallah, çapkınlardan kollar.